Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz bu güzel limon modelinin nasıl yapıldığını çalışacağız hanımlar. Şöyle detaylı olarak göstermek istiyorum. Çok amaçlı bir model. Gözlük ipi, kolye, halhal, bileklik, küp olarak bu çalışmayı kullanabilirsiniz. Bakın burada aralarda dörtlü minik yapraklar yaptım. Görüntüsü bu şekilde. Üç boyutlu bir limon hanımlar. Burada aralarda minik yapraklar yok. Bu bir kolye modeli. Bit kapama kullandım. Direkt limonlarımızı yapıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi aralarda dörtlü yaprağım yok. Görüntüsü bu şekilde. Bakın bir küpe yaptım hanımlar. Bu küpeden diğer tekini yapmadım. Çünkü birlikte yapacağız diğer tekini. Bir de kolye yaptım. Yani ortada bakın bir tane kolye. Görmüş olduğunuz gibi çok zarif duruyor. Burada halka yaptım. Ve kapımı aparatımı ekledim. Çok zarif duruyor gerçekten boynunuzda. Burada 8'e 0 kum boncuk kullandım hanımlar. Sarı ve yeşil boncuklarım 8'e 0 kum boncuk. Bakın bu küpe modelim. Bu küpemin kolyesi. Bu şekilde yapıp takım olarak kullanabilirsiniz. Burada yine sizlere fikir olsun diye üçlü bir limondan kolye yaptım. Aralarda yine dörtlü minik yapraklarım var. Bakın bunun görüntüsü de bu şekilde. Görüntü itibariyle hangisi hoşunuza gittiyse o modeli çalışabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden yapımına geçelim. Gerekli malzemelerim ipe düzü kum boncuk düzgün kesimli. Ya da isterseniz 8'e 0 kum boncukla da yapabilirsiniz limonumuzu. Kopmaz boncuk ipi, boncuk iğnesi, istediğiniz bir adet kapama aparat hanımlar. Bit kapama, bunun nasıl takıldığını sizlere göstereceğim inşallah. Özellikle takıya yeni başlayan arkadaşlar çok soruyorlar. Eğer bit kapamanız yoksa halka yapıp direkt elinizde olan kapamayı da kullanabilirsiniz. Ben papağan kapama kullandım. Şimdi öncelikle bit kapamanın nasıl takıldığını göstermek istiyorum. Bakın bir tane boncuğumu aldım. İpimin altına iniyorum. İçinden bir kere geçtik. Ne yaptık? Burada bir stop boncuğu yaptık. Bir kere daha geçiyorum. Sonra birkaç kez düğüm atıyorum hanımlar. Bu boncuğumu buraya güzel bir şekilde sağlamlıyorum. 1 2 3 tane düğüm attım. Sonra bu fazla olan kısmı kesiyorum. Hafif de çakmak değdirelim ki bakın boncuğumuz hazır. Şimdi ne yapıyorum? Kapamamı aldım. Bakın bu bit kapamamız. Arkası bu şekilde. İç kısmı bu şekilde. Ortasında bir tane delik var. İçten dışa doğru geçiş yapıyoruz. Boncuğumuzu ortaya aldık bakın. Sonra elimle bunu bu şekilde kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bit kapamamız hazır. İsterseniz penseyle de biraz bastırarak sağlamlayabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Buraya 50 tane boncuğumuzu dizeceğiz. Kolye yapmak istiyorsanız. Ben burada 50 tane dizdim de hanımlar biraz az geldi. O yüzden 60 tane dizdim. Sonra direkt limonumuzu yapıyoruz. Bakın. Halhal yapacaksanız da 20 tane boncuk dizeceksiniz buraya. Sonra limonumuzu yapmaya başlayacağız. Hemen 7 tane boncuğumu alıyorum. Belki elinizde bit kapama yok. Siz farklı bir kapama kullanacaksınız. Onun nasıl yapıldığını da görelim. 7 boncuk aldım. İpimin altına iniyorum. Buraya hemen 2 adet düğümü atıyorum. Dilerseniz boncuklarla birlikte kapama aparatınızı da buraya ekleyebilirsiniz. Ya da daha sonra küçük halka yardımıyla da takabilirsiniz. 2 adet düğümü attım. İğnemi elime alıyorum. 3 boncuktan geçiş yapıyorum. Tam ortadaki 4. boncuğuma geldim. Yani ne yaptım?
Sağ tarafta 3 boncuk, sol tarafta 3 boncuk bıraktım. Tam ortadaki 4. boncuktan çıkış yaptım. Şimdi buraya 60 tane boncuk takıyoruz. Ben daha önceden hazırlamıştım. Hemen alayım. Bakın. 60 tane boncuğumuzu taktık. Şimdi limonumuzu yapmaya başlayabiliriz. 4 tane sarı boncuk alıyorum. Söylediğim gibi dilerseniz 8'e 0 kum boncuk da kullanabilirsiniz. 4 boncuğumu aldım. İpimin altına indim. İlk sarı boncuktan hanımlar bu şekilde geçiş yapıyorum. Ne yaptık? Burada dörtlü bir boncuk grubu oluşturduk. Bakın şöyle göstereyim. Şu an burada sarı boncuklardan dörtlü bir boncuk grubu oluşturduk. Benim çalışmama devam edebilmek için buradaki tepe noktasına gelmem lazım. Yanımdaki boncuktan boş geçiyorum. Bakın tepe noktasına geldim. Görüntüm bu. Çok detaylı ve yavaş göstereceğim hanımlar. Birazcık karışık gelebilir ama inanın çok kolay. 3 tane boncuk aldım. İpim sol taraftan çıkmış. Sağ taraftan çaprazlıyorum. Elimle ters çevirdim. Yanımdaki boncuktan boş geçtim. Tepedeki boncuğuma geldim bakın. Orta kısımda hep bu işlemi yapacağız. 3 tane boncuk alıyorum. İpim sol taraftan çıkmış. Sağ taraftan boncuğumu çaprazlıyorum. Rahat çalışmak için elimde ters çevirdim. Şimdi çalışmaya devam edebilmek için şu tepe noktasındaki boncuktan çıkış yapmam lazım. Yanımdaki boncuktan geçiyorum. Tepe noktasındaki boncuğuma geliyorum. Bakın şu an burada 3 tane dörtlü grubum var. Şu 1, şu 2, şu 3. Son kez 3 tane boncuk alıyorum. 1, 2, 3. İpim sol taraftan çıkmış, sağ taraftan çaprazlıyorum. Ben şu an ne yaptım hanımlar? 4 tane dörtlü grubumu tamamladım. Yanımdaki boncuktan boş geçiyorum. Yine tepe noktama ne yaptım? Ulaştım. Bakın 4 tane dörtlü grubum var. 1, 2, 3 ve 4. 2 tane boncuk alıyorum. Yine ipim sol taraftan çıkmış. Bu boncuğumun, ipimin çıktığı boncuğu çaprazlıyorum. Rahat çalışmak için elimde ters çevirdim. Hemen yanımdaki boncuktan geçiş yaptım. Bakın şu an görüntüm bu. Şu en alttaki sarı boncuktan tersinden giriş yapıyoruz hanımlar. Hani ipimiz bu tarafa doğru gidiyor ya, sol tarafa doğru gidiyor. Biz sağ taraftan bakın şu şekilde geçiş yapıyoruz ilk tepedeki boncuktan. Şu şekilde yatırın. Yapacağımız işlem burada bu. Bakın böyle olacak. Bakın bu şekilde çektim. Görmüş olduğunuz gibi. Dikkat edin, bu önemli hanımlar. Bu ipiniz altta üstte olursa size sıkıntı çıkarır. Bakın bu şekilde çektik. Ne yapıyorum? Şöyle yatırıyorum. İpimi yukarı çekiyorum. Şu an görüntüm bu. İpim burada, dikkat edin. Hemen sağ taraftaki, bakın burada 2 tane boncuğum var. Biri sağda biri solda. Sağ taraftaki boncuktan geçiş yapıyorum. Bu model bizi yönlendiren bir model hanımlar. Bir tane boncuk aldım. Şurada bir boşluk var. Karşıdaki boncuktan geçiş yapıyorum. Mümkün olduğu kadar ipinizi çekiştirin, bol bırakmayın. İyice çekiştirdim. Sonra ne yapıyorum? Bakın şuradaki boncuktan geçiş yapıyorum. Hiç elimde çevirmeyeceğim kafanız karışmasın diye. Hemen onun yanındaki boncuktan geri dönüyorum. Bir tane boncuk alıyorum yine. Bakın burada bir boşluk var. Şuradaki boncuğumdan geçiş yapıyorum. Ya ne yaptık? Sağ kenara bir boncuk yerleştirdik. Sol kenara bir boncuk yerleştirdik hanımlar. Böyle bir şekil aldı görmüş olduğunuz gibi. Şuradaki boncuktan geçiş yapıyorum tekrardan. Şimdi bu iki kenarı çapraz dikiş yöntemiyle birbirine birleştireceğiz. Nasıl? Bakın
İpim buradan çıkmış, dikkat edin. Hemen yanımda üst sırada iki tane boncuğum var. İpimin çıktığı boncuktan değil de, yani bu boncuğun üstündeki boncuktan değil de tam çaprazındaki boncuktan geçiş yapıyorum. Bir sağdan bir soldan dediğimiz yöntem var ya hanımlar. Bakın, şimdi ne yapacağım? Önümde iki tane boncuk var. Bu boncuktan değil de tam çaprazdaki sağdaki boncuktan geçiş yapıyorum. Evet. Sonra hemen yanımdaki boncuktan bu şekilde geçiş yaptım. Bu kenarla işim bitti. Bakın üstte ben 4 tane boncuk görüyorum. Dikkat edin. 1, 2, 3, 4. Burası benim limonumun uç kısmı. Bir tane boncuk alıyorum. İpim buradan çıkmış. Dikkat edin sol taraftan. Bu boncuğumu tam karşısındaki boncuktan ters olarak sağ taraftan giriş yapıyorum. Bakın bu kenar nasıl kendini belli ediyor görüyor musunuz? Yapacağımız işlemler o kadar belli ki. Hemen ne yapıyorum? Buradaki boncuktan geçiş yapıyorum. İyice çekiştiriyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Buradaki boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın şu arada bir boşluk var. Buraya bir tane boncuk yerleştirdik. Sonra hemen buradaki boncuktan geri dönüyorum. Diğer kenarda yaptığımız işlemin aynısı. Hiç fark yok. Sağ ve sol kenara birer tane boncuk yerleştireceğiz. Sonra çapraz dikiş yöntemiyle bu kenarları birbirine birleştireceğiz. Ve işlemimiz tamam. Bakın buradan geçiyorum. Şimdi ne yapacağız? İki kenarı birbirine birleştireceğiz hanımlar. Dikkat edin. Şuradaki boncuktan bir geçiş yapıyorum. Görüntüm nasıl? Evet. Sonra hemen üst sıramda bakın yan yana iki boncuk var. Karşıdaki boncuktan. Sonra hemen üst sıramda iki boncuk var. Karşıdaki boncuktan geçiş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi limonumuz hazır. Şöyle kenarlardan bastırın. 3 boyutlu olsun hanımlar. Limon modelimiz hazır. Şimdi benim yaprağımı yapabilmek için bakın ipim burada dikkat edin ya. Şuradaki boncuktan çıkış yapmam lazım şu şekilde. Bu boncuktan çıkış yapmam lazım. Yaprak yapacağım çünkü buraya. Ne yapıyorum? Şuradaki tepedeki sarı boncuğun altından iğnemi geçiriyorum bakın. Burada çok fazla boncukların arasında dolaşmak istemiyorum. Sonra hemen buradaki iki boncuktan geçiyorum. Sonra onun yanındaki iki boncuktan yukarı çıkıyorum. Yaptığımız işlem bu. Şimdi buraya yaprağımızı yapacağız. Bakın bu kenara geldik. İpimizin çıktığı tarafa gelmemiz lazım. Çünkü diğer tarafa beyaz boncukları takacağız ya hanımlar. Yaprağımızın bu tarafta kalması lazım. Bakın. Şimdi buraya 6 tane boncuğum alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şu şekilde 6 tane boncuğumu aldım. İpimin altına iniyorum. Bakın. Bu birinci yeşil boncuğumu bırakıyorum hanımlar. Bunu atlıyorum. Görüntüm nasıl? Evet. Şuradaki ikinci ve üçüncü yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. Bir tane yeşil boncuk bıraktık. İkinci ve üçüncü yeşil boncuklardan geçiş yapıp burada bir halka oluşturduk. Sonra şuradaki hemen yanımızdaki bakın ipimin çıktığı boncuk bu. Hemen onun yanındaki boncuğu atlıyorum. Buradaki iki boncuktan en alttaki bir tane yeşil boncuktan ve tepedeki sarı boncuğumun içinden geçiş yapıyorum. Bakın dikkat edin. Ne yaptım? Bir tane boncuğu boşta bıraktım. 3 tane yeşil boncuktan ve bir tane sarı boncuktan geçiş yaparak burada yaprağımı oluşturdum. İşte görüntüm bu. Şimdi buraya 10 tane beyaz boncuk alıyorum. 4 5 6
7, 8, 9, 10. Şöyle bir de birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane beyaz boncuğumu aldım. İpimin altına indim. Buraya şimdi ne yapacağım? Dörtlü yaprağımı yapacağım. 1, 2, 3. Bakın 4 tane boncuk aldım. İpimin altına iniyorum. Ne yaptım? İlk yeşil boncuktan şu şekilde aşağıdan yukarıya doğru geçiş yaptım. Burada dörtlü yaprağımızı oluşturduk bu şekilde. Tekrardan 10 tane boncuk alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10. 10 boncuğumu aldım. Bakın bu şekilde şimdi ne yapacağım? Tekrardan buraya limonumu yapacağım hanımlar. Aynı şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam edeceksiniz. Hal hal modelimde. İlk başta 20 tane boncuk dizdim. Şurada 20 boncuk var. Limonum 10 boncuk yaprak limon. Bu şekilde toplamda 2, 4, 5 tane hal hal yaptım. Limon yaptım. Siz onu istediğiniz uzunluğa gelene kadar ayarlarsınız tabii ki de. Kolyemde aralarda yaprak yok. Direkt 60 boncuk, limon, 20-20 aralarda boncuk hanımlar. Şuralarda 20 boncuk. Sonra limon. Bakın şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane limon yaptım. Siz kaç tane istiyorsanız istediğiniz ölçüye gelene kadar yapabilirsiniz tabii ki de. Şimdi kapama yerinin nasıl yapıldığını da göstereyim. Sonra küpeyi yapalım birlikte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 2, 4, 6, 7 tane boncuk aldım. İpimin altına iniyorum. Ne yapıyorum? Bu ipimin altına indim. Bakın 2, 4, 6, 7. Eğer daha fazla büyüklükte bir halka yapmak istiyorsanız, daha büyük bir halka yapmak istiyorsanız daha fazla sayıda boncuk alabilirsiniz. Burada halkamızı oluşturdum. Ne yapacağız? İçinden birkaç tur atacağız. Mutlaka sağlamlayacağız. Ama siz diyelim ki bit kapama yapmak istiyorsunuz. Hemen onu da göstereyim. Bu kısma nasıl yapıldığını. Önce şu boncukları bir çıkaralım. Düğüm oldu maalesef. Biraz bekleteceğim sizi hanımlar. Güzel bir şekilde sağlamlayın. Aralarda düğüm atın. Evet, düğüm açtım. Tamam. Şimdi şunu bu kısma kapamasının nasıl takıldığını da göstereyim hemen. Evet, kusura bakmayın, iğneyi takamadım bir türlü. Öncelikle yine bir tane şuradan kapamamı alıyorum. Bakın bu şekilde aldım. Bunu dıştan, bu sefer dıştan içe doğru geçireceğiz hanımlar bu kısımda. Bakın dıştan içe doğru geçiriyoruz. Bu şekilde bakın buraya taktık. Sonra bir tane boncuk alıyorum. Yine siyah boncuk alayım. Siz kapamamızın rengine yakın renk boncuk kullanın. Ben yaptığım işlem belli olsun diye zıt renk boncuk kullandım. Bakın içinden yine birkaç kez geçeceğim. 1. Ne yapıyorum? Boncuğumun içinden geçiyorum hanımlar. 2. 3. 3 kere yeterli.
Bu kısmı bol bırakmayın. Tam bu kapamanızı içine alacak şekilde olsun ki bol olursa sıkıntı olur. Bakın sonra buradaki deliğin içinden geçiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın buradaki deliğimin içinden geçiyorum. Bit kapamanın deliği var ya. Ve boncuklardan geçiyorum bu şekilde. Sonra bunu çok sık yaparsanız hanımlar buradan daha sonra açılır. Kolyeniz kopar ya da halhanız kopar. Çok sıkı yapmayın. Bu şekilde kapatıyoruz. Bakın yine penseyle de yapabilirsiniz. Sonra ne yapacağım? Bu aralarda böyle minik minik düğümler atacağım ki çalışmam uzun ömürlü olsun. Bu şekilde ilerleyeceğim. Bakın bu kısımda da kapamamızı taktık. Ucuna da istediğiniz bir kapamayı şuradaki halkadan geçirerek takacaksınız. Tıpkı buradaki gibi. Şimdi ben bir de şu küpenin yapımını göstereyim hemen. Belki tekli kolye yaparsınız. Bakın yine ne yaptım? Halkamı yaptım hanımlar. Sonra şu kısım için 7 kum boncuk aldım. Halkamı yaptım. Bu kısım için 12 tane kum boncuk aldım. Sonra limonu ve yaprağımı yaptım. Tıpkı aynı şekilde olduğu gibi. Az önce birlikte yaptık ya. Sonra buraya 4 tane boncuk aldım. Bakın 1, 2, 3, 4 boncuk atlıyorum. 1, 2, 3, 4 boncuktan geçiş yapıyorum. Şöyle göstereyim. 4 boncuk atladım. 4 boncuktan geçiş yaptım. İyice çekiştiriyorum. Bakın görüntüm bu. 4 tane boncuk alıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane yeşil boncuk aldım. İpimin altına iniyorum. Bu şekilde tuttum. Birinci yeşil boncuktan ve yukarı doğru hanımlar bütün boncuklarımdan geçiş yapıyorum. Bakın. Bu şekilde de küpemizi burada oluşturduk. Ne yapacağız? Yine halkamızın içinden birkaç tur atıp güzel bir şekilde sağlamlayacağız. Eğer bunu kolye olarak yapmak istiyorsanız hanımlar. Tekli kolye yaptım ya. Bakın 3 boncuktan geçeceksiniz. Buradaki tam bu 4. boncuğa 3 boncuk burada bıraktık. Bakın 3 boncuk burada bıraktık halka kısmında. Şu 4. boncuktan çıkış yapacaksınız. İstediğiniz sayıda boncuk takacaksınız hanımlar ve tekli kolyemiz olacak. Şöyle bir kez daha size onları göstereyim. Bakın tam ortadaki 4. boncuktan çıkış yaptım. Bu şekilde tekli kolyemi oluşturdum. Bu da küpesi. Halkaya direkt küp aparatını takarsanız küpemiz olur. Bu model hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.